Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz efendim. İkinci bölüme kitabımızın 131. sayfasında yer alan Sadıratul Alemi Thalisi diye başlayan paragrafın ortasında ikinci satırında fe ekseru min rubu'i misahatil ardil mezru'a şeklindeki ifadenin çevirisinin tekrarıyla başlıyorum. Fe ekseru min rubu'i misahatil ardil mezru'ati fi tilkel biladil muhtaceti lil gıda. Bu gıdaya muhtaç olan ülkelerdeki ekili arazi alanının dörtte birinden daha çoğu ne olmuş buna? Tuhassasu tahsis edilir. لِمِثْلِ هَذِهِ الْمَزْرُعَاتِ غَيْرِ الْغِذَائِيَّةِ Bu tür temel gıda olmayan, gıda dışındaki ürünlerin ekimi için tahsis edilir. فَمَثَلَا فِي ظَرْفِ 20 عَامًا Mesela 20 yıllık süre zarfında فِي ظَرْفِ 20 عَامًا Mesela 20 yıllık süre zarfında tedaafe intacu sukkar şeker üretimi iki katına çıktı. Şeker üretimi kat kat arttı ve vasale intacu şay çay üretimi ulaştı ila erbaati adafin dört katına ulaştı. Burada geçen adaf kelimesi dıf kelimesinin çoğuludur, kat anlamını taşır. İlâ erbaati ed'afin, dört katına ulaştı. Evet, arasında tamlama ilişkisi kurulmuş. Ed'af kelimesiyle intihaç kelimesi arasında ve dolayısıyla id'af tenvinsiz okunmalı bu yüzden. İlâ erbaati ed'afi intacihi es-sâbiqi. Önceki üretiminin dört katına ulaştı. فَمَثَلًا فِي ظَرْفِ 20 عَامًا Mesela 20 yıllık süre zarfında تَضَاعَفَ اِنْتَاجُ السُّكَّرِ Şeker üretimi iki katına çıktı ve وَصَلَ اِنْتَاجُ الشَّاءِ اِلَى اَرْبَعَةِ اَضْعَافِ اِنْتَاجِهِ السَّابِقِ Geçen üretiminin, önceki üretiminin dört katına ulaştı. اَمَّا كِينْيَا Kenya şöyle yaptı. Ne yaptı? فَقَدْ خَصَّصَتْ مِسَاحَاتٍ شَاسِعَةً مِنَ الْأَرْضَ الزِّرَاعِيَّةِ الْخِصْبَةِ عَلَى شَوَاطَئِ بُحَيْرَةٍ يَقَاشَ بِإِنْتَاجِ أَزْهَارِ الْقَرَنْفُلِ لِلتَّصْدِيرِ إِلَى أُوروبَا فِي مَشْرُوعٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَرِكَةٍ هُولَنْدِيَّةٍ إِنْجِلِزِيَّةٍ Uzun bir cümle. Bunu parça parça ele alıp anlamaya çalışalım. Emma Kenya, ülke ismi bu. Kenya. Ne yaptı Kenya? Kad hassasat. Tahsis etti veya Kenya tahsis etmiştir. Misahatin şasiaten. Müthiş ya da anormal derecede alan tahsis etmiştir. Şasia kelimesi kebira, vasia anlamında. Büyük, geniş, uzun, müthiş, anormal anlamlarını taşır. Yani fevkalade geniş alan tahsis etmiştir. Minel ardı zira'iyyeti, tarımsal alan. El hısbe, burada el ardı zira'iyyenin sıfatı, verimli anlamını taşır. El hısbe. El ardı zira'iyye, tarımsal alan, el-hısbe, verimli. Verimli tarım topraklarının, verimli tarım alanının büyük bir kısmını tahsis etmiştir. Neredeki? Alâ şevâta-ı buhayrat-ı Niyakaşa, Niyakaşa gölü sahillerinde, Niyakaşa gölü kıyılarındaki verimli tarım alanlarının büyük bir bölümünü tahsis etmiştir. Neye? لِاِنْتَاجِ اَزْهَارِ الْقَرَنْفُلِ Karanfil çiçekleri üretimine, karanfil çiçeği üretimine tahsis etmiştir. Niçin? لِتَصْدِيرِ اِلَى اُوْرُبَّا Avrupa'ya ihraç etmek için. Gerçekten enteresan bir durum.
Kenya denilince akla açlık gelir, susuzluk, kuraklık gelir, yani mahrumiyet gelir. Ancak Niyakaşa Gölü kenarındaki sahillerindeki oldukça büyük bir alanı, geniş bir alanı, ki tarıma elverişli alanı, batıya ihraç etmek için karanfil çiçeği üretimine tahsis etmiş. Peki devam ediyoruz çeviriye. Cümleyi tamamlamadık. Fi meşru'in müşterakin, ortak bir proje çerçevesinde. Meşru, proje anlamını taşır. Fi meşru'in müşterakin, ortak bir proje çerçevesinde. Beyneha ve beyne şeriketin, Hollandiyetin, İngiliziyetin, kendisiyle bir Hollanda İngiliz şirketi arasında. Kendisiyle, Kenya kendisiyle bir Hollanda İngiliz şirketi arasındaki ortak bir proje çerçevesinde Niyakaşa Gölü sahillerindeki tarıma elverişli verimli alanın büyük bir bölümünü Avrupa'ya ihraç etmek için karanfil çiçeği üretimine tahsis etmiştir. Evet, bir taraftan okuma ve okuduğunu anlama melekenizi geliştirme, yeni kelimeler öğrenme çerçevesinde bilgiler edinirken, bir taraftan da şu ana kadar belki de çoğunuzun sahip olmadığınız bilgilere sahip oluyoruz dersek abartmış olmayız sanıyorum. Parçanın başlangıcında da ifade etmiştim, yani bu parça gerçekten enteresan bilgiler içeriyor diye. Yani bizim en azından dünyanın günümüz tabiriyle global ekonomisi diye adlandırılan yönlerini, çalışma şeklini, işleyiş tarzını öğrenmemiz, hakkında fikir edinmemiz, bilgi sahibi olmamız için hakikaten ilginç bilgiler bunlar diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim, üzerinde çalıştığımız 131 numaralı sayfanın son paragrafındayız. Ve fil cihetil mukabileti şeklinde bir paragraf var. Bu paragraf farklı şeyler söyleyecek zannediyorum. Çünkü buna karşılık, bunun karşısında şeklinde tercüme edebileceğimiz bir ifadeyle başlıyor. Ve fil cihetil mukabileti, buna karşılık, bunun karşısında bazı biladil alemin nami, bazı biladil alemin nami tuani min faidil mevadil gıdaiyyeti ellezi indaha fecebelul kamhil mevcudu ledes sini ame 1985 yebluğu da'fe cebelil kamhil mevcudi ledes suqil urubiyyetil müştereketi كما أن تايلاند لديها فيضان من الأرز الزائد عن الاستهلاك المحلي. Evet, 2,5 satırlık bir cümle. Bakalım bu cümlenin içerisinden sizin anlamanızı sağlayacak şekilde nasıl çıkacağız? بعض بلاد العالم النامي. Burada hemen şöyle bir açıklama ihtiyacı var. البلاد النامي ifadesinin ya da el-biladin namiye diye adlandırdığımız, ifade ettiğimiz tabirin yerine göre gelişmekte olan ülkeler, yerine göre de gelişmiş olan ülkeler anlamında tercüme edilebileceğini söylemiştim. Burada Çin'den bahsedildiğine göre, yani Çin için gelişmekte olan ülke dersek herhalde doğru bir tanımlama yapmış olmayız. Yani Çin gelişmiş bir ülke. Dolayısıyla burada Çin örneği verildiğinden dolayı buradaki ifadeyi, biladul alemin nami ifadesini, ben gelişmiş dünya ülkeleri diye anlıyorum. O şekilde anlamak istiyorum. Gelişmiş dünya ülkelerinin ya da dünyanın gelişmiş ülkelerinin bir kısmı, bazısı tuani mücadele etmektedir. Savaş vermektedir. Neye karşı? Min fa'idil mevaddil gıdaiyyeti ellezi indaha. Evet, neye karşı? Min faizi. Faiz, dilimize faiz diye geçmiş. Fazlasıyla, artanıyla demek. Faiz,
artan fa'da yefiyadu feyadan arttı, taştı, fazlalık oldu anlamını taşıyan bir fiil. Bunun ismi faili, fa'danın ismi faili, fa'at kelimesi. Evet, tu'ani min fa'idil mevaddil gıdaiyyeti, gıda maddelerinin fazlasıyla artanıyla mücadele etmektedir. Bakın bir tarafta dünyanın bir bölgesinde bir ülke gıda maddesi üretimi yetersizliğiyle mücadele etmekteyken dünyanın bir başka bölgesindeki ise ürettiği gıda maddelerinin fazlasıyla mücadele etmekte. Ellezî endaha, yani ellerinde var olan, sahip oldukları gıda maddelerinin fazlasıyla mücadele etmektedirler. Fecebelul gamhil mevcudu ledessin. Evet, cebelul gamh motamo tercüme edecek olursak buğday dağı anlamını taşır. Ancak burada, yani bu ifade öyle zannediyorum stok ifadesini kastetmiş olmalı. Fecebelul gamhi, buğday stoğu, el mevcudu ledessin. Çin'in elinde var olan buğday stoğu, A.M.1985'e 1985 yılında Çin'in elinde var olan buğday stoğu, yebluğu dığfe cebelil kamhil mevcudi. Evet, yebluğu ulaşır, dığfe iki katına ulaşır, cebeli el kamhil mevcudi, cebelil kamhil mevcudi. Var olan buğday stoğunun iki katına ulaşır. Biraz önce de ifade ettim, cebelil kamh buğday dağı diye tercüme etmek çok anlamlı olmaz. Var olan buğday stoğunun iki katına ulaşır. Kimin elinde olanın, kimin elinde olan buğday stoğunun iki katına ulaşır Çin'in elinde olan? Lede suqil urubiyyetil müşterraketi, Avrupa ortak pazarı. Es suq el urubiyye el müşterake, Avrupa ortak pazarı. Avrupa ortak pazarının elinde var olan buğday stoğunun iki katına ulaşır. Kema enne Tayland, nitekim Tayland, ledeyha feyadanun, Tayland'ın elinde vardır. Leda ifadesi inde ifadesiyle eş anlamlıdır. Ledeyha bir mana indeha. Ledeyha demek indeha demektir. Kema enne Tayland ledeyha, nitekim Tayland'ın elinde, feyadanun minel urze zaidi anil istihlakil mahalliyi, nitekim Tayland'ın elinde vardır, ne vardır? Feyadanun, artan bir miktar vardır. Tayland'da artan bir miktar vardır. Minel urze zaidi, fazla pirinç. El urze zaid, fazla pirinç. Anil istihlakil mahalliyi, el istihlak el mahalli, yerel tüketim anlamını taşır. Sıfat tamlamasıdır. El istihlak el mahalli, yerel tüketim, bölge tüketimi. Bölge tüketiminin, yerel tüketimin fazlası olan pirinçten artan bir miktar vardır elinde. Nitekim Tayland'ın elinde yerel tüketimin daha fazlasını teşkil eden artan bir pirinç miktarı söz konusudur. Evet, uzun bir cümle ancak çok kompleks değil. Yani böyle iç içe girmiş, anlaşılmaz, karışık, karmaşık bir cümle değil. Anlaşıldı zannediyorum. Yani bir taraftan dünya ülkelerinin bazıları yoksulluğa karşı, mahrumiyete karşı, gıda maddeleri üretimindeki yetersizliğe karşı mücadele verirken, öte yandan Çin gibi, Tayland gibi ülkeler de ellerinde olan buğday stoğu ya da pirinç stoğunun nasıl elden çıkarılacağı, nasıl değerlendirileceğinin mücadelesini vermekteymiş. Böyle bir ifade burada karşımıza çıktı. Evet, bu hakikaten ilginç bir durum. Yani zihinlerde soru işareti oluşturan bir durum. Bir tarafta insanlar açlıktan ölürken, öte tarafta elinde var olan kendi ülke halkına yetecek miktarın daha fazlasının ne yapılacağının sorusunun, ne yapılacağı sorusunun cevabının arandığı bir ülke ya da ülkeler yeryüzü coğrafyasında. Evet, bu hususta
Hemen şöyle bir ifade dikkat çekiyor. Ve yetesâelu ehadu khubarâi munazzametil umemil muttahideti lil gıdâi ve zirâati qâilen. Evet, ve yetesâelu bunu sorgular. Bunu sorgular. Bu durumu sorgular. Ya da soruşturur. Kim? Ehadu khubarâi, uzmanlardan birisi. Khubara, habir kelimesinin çoğuludur. Ehadu khubarâi, uzmanlardan birisi. Hangi uzmanlardan? Munazzametil ümemil müttehideti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Örgütü. Burada benim kitabımda el-müttehide kelimesinde ha harfine nokta konmuş ve el-müttehide şeklinde kaydedilmiş. Kraladığım için çok çok da net göremiyorum. Belki de müttehade diye yazılmış olabilir. Yani şunu ifade etmek istiyorum. El-umem el-müttehide ifadesindeki el-müttehide kelimesinin ha'sı boğaz harfi olarak bildiğimiz ha harfiyle yazılır. Noktasızdır ve harekesi kesradır. Bu şekilde düzeltelim. Munazzametil Umamul Muttahide, Birleşmiş Milletler Örgütü dedik. Lil gıdâi ve zirâati, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı uzmanlarından birisi şöyle diyerek bu durumu sorgular. Evet. Hakikaten de sorgulanacak bir durum. İzâ kâne hâulâin nâsu kad vasalû ilel iktifâi zâtiyyi. Men diye yazılmış. Bunu min diye tasih edelim. Min mevâddil gıdâi thumme ledeyhim hâzel fâidu felimâzâ lâ yusadirûnehu. Evet. İzâ kâne hâulâin nâs kad vasalû. Şayet bu insanlar ulaşmışlarsa. İzâ kâne hâulâin nâsu kad vasalû, şayet bu insanlar ulaşmışlarsa, neye? İlel iktifâi zâtiyyi, kendi kendine yetecek kadar üretim düzeyine ulaşmışlarsa, el iktifâi zâti, kendi kendine yeterlilik anlamını taşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam parçanın önceki bölümlerinde de geçti bu ifade. Kad vasalû ilel iktifâi zâtiyyi, kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaşmışlarsa, min mevâddil gıdâi, gıda maddelerinden, gıda maddelerinin üretimi hususunda kendi kendilerine yetecek kadar bir üretim düzeyine ulaşmışlarsa, thumme ledeyhim hâzel fâidu, sonra yanlarında da böyle ellerinde de yani artan bir miktar varsa, thumme ledeyhim hâzel fâidu, ellerinde de artan bir miktar varsa, فَلِّمَاذَا لَا يُصَدِّرُونَهُ, bu ellerinde olanı acaba niçin ihraç etmezler? Bu ellerindeki artan kısmı niçin ihraç etmiyorlar? Öyle ya, yani madem kendilerine yetenin daha fazlası var, daha doğrusu kendilerine ihtiyaç hissettiklerinin daha fazlası var. ثُمَّ لَدَيْهِمْ هَذَا الْفَائِضُ, madem ellerinde yeteri kadar da, hatta artacak miktarda da ürünleri var. فَلِّمَاذَا لَا يُصَدِّرُونَهُ, yani bu halde niçin ellerinde olanın fazlasını ihraç etmezler? Niçin ihraç etmiyorlar? Evet. وَالْجَوَابُ, cevap neymiş bakalım. Ben merak ettim. Umarım siz de merak etmişsinizdir. Hakikaten öyle yani, madem fazlası var niye bunu ellerinde tutarlar bu ülkeler, bu insanlar? Vel cevabu, bu sorunun cevabı, huve enne nizamed da'mi ellezî tukaddimuhu hukumatul garbi lil muzari'ine indahum yukhaffidu esmânel muntecâtil gıdâiyyeti fissûkil âlemiyyeti. Evet, cevap şudur. Huve enne nizamed da'm. Eddam destek demek. Nizam eddam destek sistemi. Destek düzeni. Nizam eddam destek sistemi. Ellezî tukaddimuhu hukumatul garbi. Batı hükümetlerinin yaptığı destek sistemi. Destek uygulaması. Öyle diyelim. Nizam eddama destek uygulaması diyelim. Evet, Batı ülkelerinin
takdim ettiği, sunduğu yani yaptığı, yaptığı ifadesi daha iyi oturur burada. Batı ülkelerinin yaptıkları, yaptığı destekler kime? Lil muzari'ine indehum, kendi çiftçilerine. El muzari' zera'a, yazra'u, ekti, fiil kökünden türeyen bir kelime. Muzari' zara'a, yuzari'u, evet, muzari' eken, yani çiftçi. Batı hükümetlerinin kendi çiftçilerine yaptıkları destekler, sağladıkları destekler, destek uygulaması. Evet, Batı hükümetlerinin kendi çiftçilerine uyguladığı destek sistemi, ne olmuş bu sisteme, bu uygulamaya? Yuhaffidu, düşürür, düşürmektedir. Haffada, yuhaffidu, tahfid, düşürdü anlamını taşır. Düşürmektedir. Neyi? Ethmanel muntecatil gıdaiyyeti, gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürmektedir. Esman, semen kelimesinin çoğulu. Evet, semen, fiyat anlamında bir kelime. Daha önceden de sıkça çıktı karşımıza. Esman bunun çoğulu. Evet, yuhaffidu esmanel muntecatil gıdaiyyeti, gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürmektedir. Fissukil alemiyyeti, dünya pazarındaki, dünya pazarındaki fiyatlarını düşürmektedir. Peki cümlenin anlamını toparlayalım ve programımızı bitirelim. Meselen eddamu diye başlayan bölümü gelecek programımıza bırakalım. Ellerinde olan bu fazlalığın için ihraç etmezler. Bunun cevabı şudur. Batı hükümetleri kendi çiftçilerine destek uygulaması yapmaktadır. Destekte bulunmaktadır. Ve Batı hükümetlerinin kendi çiftçilerine sağlamış olduğu bu destek uygulaması gıda ürünlerinin dünya piyasasındaki, dünya pazarındaki fiyatlarını aşağı çekmektedir, düşürmektedir. Evet sevgili dinleyicilerim, çeviriye kaldığımız yerden gelecek programımızda devam etmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.